çünkü çok fazla konuşuldu. Senin de söylediğin gibi bir Köfteci Yusuf meselesi var. Nedir bu Köfteci Yusuf meselesi? Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tüketicilerin sağlığını tehdit eden taklit ve tavşiş ürünler listesini ilan edildi. Evet. Şimdi bu listede birçok firma var, birçok işletme var, bunu söyleyelim. Ama Köfteci Yusuf'un et ürünlerinde domuz eti tespit ediliyor. Ne rastlandığı. Evet. Şimdi buradan başlayalım. Böyle bir şeyi nasıl olabilir diye bakıyoruz. Öncelikle şunu da sorayım. Köfteci Yusuf'ta hiç köfte yedin mi Zafer Şahin? Tabii canım. Tabii ben İzmir'deyken orada açılmıştı. Gayet de. Güzeldi, keyifliydi. Gidiyorduk. Tabii ben çok seyahat ettiğim için şehirler arası yollarda da neredeyse Köfteci Yusuf dışında yemek yiyecek yer yok gibi bir şey haline geldi. Değil mi? Türkiye çapında galiba 280 ya da 290 tane şubesi var yani bütün otoyollarda. Dolayısıyla Köfteci Yusuf'tan yolu geçmeyen Türkiye'de çok az insan vardır, öyle söyleyeyim sana. Yemeyen de yoktur diye düşünüyorum. Yoktur tabii. Ama tabii. Şimdi içerisinde etlerin içerisinde domuz eti tespit edilmesi, biz şimdi Müslüman bir ülkeyiz. Tabii ki de vatandaşta bir panik de yarattı. Ya büyük bir skandal yani şöyle baktığın zaman. Ya şimdi şu var bak. Her meselede olduğu gibi bunda da maalesef toplum ikiye bölündü. İşte bir taraf diyor ki ya kardeşim bunda domuz eti var. Diğer taraf diyor ki Yusuf'a kumpas kuruldu. Burada bir komplo var. Hangisi? Ya şimdi şu var bak. Bir kere ben her zaman devletimize güvenmeyi tercih ederim. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılının Şubat ayında Köfteci Yusuf'un biri Ankara'da, bu arada biz Ankara'da yaşıyoruz. Köfteci Yusuf'un Ankara'da Çankaya'daki şubesinden ve bir şubeden daha aldığı numunelerde domuz etine rastlanıyor. Şimdi şu soruluyor Melisa, deniliyor ki ya Şubat'ta rastladılar da kardeşim niye Ekim'e kadar açıklanmadı? Biz Ekim'e kadar domuz yemeye devam ettik. Hayır, öyle değil. Meseleleri biz sadece sosyal medya refleksiyle algıladığımız ve öyle yorumladığımız için böyle bir yanlış anlamı ortaya çıkıyor. Nasıl peki? Tarım Bakanlığı Şubat ayında bunu tespit ediyor. Hemen numuneler toplatılıyor. Köfteci Yusuf'taki etler toplatılıyor. Arkasından savcılığa suç duyurusunda bulunuyor Tarım Bakanlığı. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Fakat Yusuf da bir haksızlığa uğradığını, bir komploya kurban gittiğini söyleyerek o da yargıya gidiyor ve yargı yürütmeyi durduruyor. Bakanlık bunun üzerine durmuyor. Bir üst mahkemeye itiraz ediyor. Tekrar orada bir yargı süreci başlıyor. Tabii bu süreçte artık orada bir daha böyle bir şey olma ihtimali söz konusu bile değil. Yani Şubat'tan Ekim'e kadar herhangi bir şekilde orada domuz eti şu bu falan filan yok. Çünkü artık bakanlığın tam kontrolü söz konusu. Sürekli denetim yapılıyor. Tabii. O sırada şimdi artık şu o saatten sonra. Niye şimdi açıklandı? Bak evet. Onun da cevabını verelim. Çünkü bakanlığın üst mahkemeye yaptığı müracaat yeni sonuçlanıyor. Mahkeme bakanlığı haklı buluyor. Bunun üzerine bakanlık o ifşa ediyor ya firmaları, gıda standartlarına uymayan firmaları. Evet. Bakanlık bunu açıklıyor. Yani burada Tarım Orman Bakanlığı görevi neyse onu yapıyor Melisa. Bak görevi neyse onu yapıyor. Bu yıl içerisinde 2024 yılında Tarım Bakanlığı'nın 1 milyon denetimi var Türkiye çapında. 1 milyon kez denetim yapılmış. Köfteci Yusuf da bunlardan biri. Ha şimdi bak şurada tartışılıyor. Deniliyor ki ya %0.0 bilmem ne domuz eti varmış. Onu biraz koca açalım mı? O ne demek şimdi? Nasıl bir, ne şimdi anlatmak bak, istiyor bize? Şu söyleniyor. Deniliyor ki ya koca işletmenin buna ihtiyacım var kardeşim. Zaten 0.01'miş. Ya o öyle değil. O 0.01 bütün et içerisindeki domuz eti oranını göstermiyor. Bak onun bilimsel açılımı şu. Bu tahlildeki sonuç almaya dair referans aralığı deniliyor buna. Yani domuz etinde, pardon, Köfteci Yusuf'un sattığı ette sadece 0.01 domuz eti karışmış değil bu. Tahlildeki sonuç alma referans aralığı. Yani orada bakanlık diyor ki bu ete domuz eti karıştırılmış. Bu karıştırıldığı zaman öyle 0.01 falan olmaz. En az %30 olur, %40 olur eğer karıştırılmışsa. Bir de bakanlığın açıklamasında dikkat etmeniz gereken şey şu. Orada numunede şuna bakılıyor, orana bakılmıyor. Domuz eti var mı, yok mu? Bakanlığın tahlilinde var sonucu çıkıyor. Şimdi bakanlığın tahlilinde var sonucu evet. Çıkıyor. Peki Köfteci Yusuf'un bu konuya ilişkin açıklaması var. Bu açıklamalarda bu arada 2 gün sonra yapıyor. Yani ilk başlarda yapmıyor. Evet, evet. 2 gün sonra yaptığı açıklamalarda da bize o numuneler verilmedi diyor. Bu konuyla ilgili bilgin var mı? Bravo. Bak buna şahit numune deniliyor. Tamam mı? Şimdi senin bir işletmen var. Bakanlık geldi. Oradan bir numune aldı. İşletme diyor ki ben de aynı yerden numune alayım. Ben de ayrı bir yerde inceleteyim. Şahit numune deniliyor ona.
Fakat et gibi, süt gibi çabuk bozulan, çabuk tüketilen gıda ürünlerinde şahit numune uygulaması yok. Mesela bal da var. Başka dayanıklı diyebileceğimiz gıda maddelerinde var. Melisa bak bunu da geçtik. Şimdi bakanlık bir kere şunu bir söyledik. Bakanlık görevini yapmış kardeşim. Bunun altında şunu bunu aramaya gerek yok. Ha Köfteci Yusuf da diyor ki ben de bak şu anlamda şuna inanıyorum. 12 bin kişiye istihdam sağlayan Türkiye çapında galiba 270 tane şubesi olan bir yerden bahsediyoruz. Yerli ve milli bir marka Köfteci Yusuf. Elbette ki bir komploya kurban gidiyorsa bu konuda bir iftiraya uğramışsa bu ortaya çıksın. Ama burada kimse de meseleyi siyasallaştırmasın. Yok efendim Köfteci Yusuf işte İsrail boykotuna katılmadı. Bu yüzden tam bu yapılıyor. İşte bazı içecek firmaları var. Onlar da boykot ürünleri. Onları kaldırmadığı için kendisine de işte bir kumpas kurulduğu yönünde açıklamaları var Köfteci Yusuf'un. Onu da soralım. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Bir. İkincisi bunu söyleyen yazan çizenler de oldu. İşte sen eğer boykota katılsaydın bugün bu başına gelmezdi demeye getirenler de oldu. Bu da son derece yanlış. Niye kardeşim boykota katılmayan bir sürü yer var. Faturasını sadece Köfteci Yusuf'a mı keseceğiz? Ben buna katılmıyorum. O doğru bir yaklaşım değil. Boykota katılmayan bilmem ne marketleri var. Bir sürü market var öyle söyleyeyim ben şimdi sana. Ama şu var. Şöyle diyorum eğer, ama parantez açalım. Şimdi ben bu konuda işte boykotla ilgili herhangi bir işte yürüyüşe katılmadım, boykota karşı çıkmadım diye aynı şekilde halktan da destek alamadım açıklamaları var. Onu gördüyse ona bir şey diyemem. Hı. Yani işletmelerinde o bir içecek markası var ya işte İsrail'le ilişkilendirilen. Onu satmaya devam ettiği için eleştiriler var. Ama onu satmaya devam etti diye Köfteci Yusuf'a oh olsun demek de doğru bir şey değil. Ben ona katılmıyorum. O başka bir tartışma. O başka bir şey. Şimdi burada 12 bin kişinin çalıştığı bir işletme eğer bir kumpasa kurban gidiyorsa bu kumpas nereden? Onu aslında bir ortaya çıkartmak lazım. Acaba içeriden mi? Köfteci Yusuf'un kendi hinterlandından mı? Çalıştığı yerde insanlardan mı? Ya da ne bileyim rakiplerinden mi? Ona bakmak lazım. Neden bakanlığı suçluyoruz? Neden devleti suçlama yoluna gidiyoruz? Ya biz devletimize gözümüz gibi bakmamız lazım, korumamız lazım. Devletimizin bir kurumu gitmiş orada bir denetim yapmış. Ne yapsaydı bakanlık? Yani aldığı numunede domuz etine rastlamışsa, aa buradan polemik olur deyip görmezden mi gelseydi? Bu çok daha iyi mi olurdu? Ya farkındaysan işini yaptığı için Tarım Orman Bakanlığı eleştiriliyor. Ben gerçekten bu yaklaşımı anlamakta zorluk çekiyorum. Ha komplo mu var kardeşim? Onu ortaya çıkartmak da hem medyanın hem Köfteci Yusuf'un hem de devletin ilgili kurumlarının işi artık. Bakanlık numuneyi tespit etmiş, domuz etini orada tespit etmiş ve gereğini yapmış. Bu tartışmaya ben böyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Yusuf'u da tabii ki koruyalım. Yani ben Türkiye'de taş üstüne taş koyan 12 bin kişiye istihdam sağlayan bir kuruluşun öyle toptan bir şekilde gözden çıkartılmasını aman gitmeyelim boykot edelim bunu doğru bulmuyorum. Bu doğru değil. Ama şu an tabii ki de bir işletmede bir azalma var. Çok konuşulan konulardan birisi de şu ki aslında yayına çıkmadan önce yorumlara gelmiş. Melisa burada Ankara'da da biliyorsun bir tane çok gidilen bir köfteci vardı. İsmini vermeyelim şimdi. Buraya da çok yakındır. Şimdi boş. Ama bu arkadaş da ürünlerinde tek tırnaklı diye tabir edilen işte at eşek eti kullanılan ayrı bir tespit var. Ne yapalım yani bunu da bir ifşa etmeseydi bakanlık. Bakanlık iyi bir şey yapıyor. Bu arada bu ifşa listeleri eskiden belirli olmayan sürelerde yayınlanırmış. Şimdi düzenli olarak. Şimdi tespit edildiği anda yayınlanıyor. Bu çok iyi bir şey. Doğru bir şey. Ya kim vatandaşın sofrasına, gıdasına, yediğine, içtiğine göz koyuyorsa tamam mı? Hile hurda karıştırıyorsa cezası neyse çeksin. Ya şimdi burada aslında şuna da bakmamız gerekmiyor mu? Yani sadece Köfteci Yusuf özelinde konuşuyoruz belki de ama hani isim yapmış olduğu bir firma olduğu için. Baktığımızda listeye çok fazla firma var bu konuyla ilgili, işletme var. Biz sadece domuz eti diyoruz ama tek tırnaklı hayvan eti kullanan gerçekten sahtekarlar da var. Ya bu açıdan da birazcık bakmamız lazım çünkü taklit yapanlar var. Ya gerçekten bu çok kötü bir durum değil mi? Biz, ya elbette ki kötü bir durum. Hatta ben sana daha ileri gideyim. Bak özellikle sahillerde, turistik bölgelerde, bazı otellerde çok yoğun bir şekilde yaban domuzu eti kullanımına dair de yıllardır bir şehir efsanesi alır yürür. Bu mesela tek tırnaklı hayvan eti dediğimiz at eti, eşek eti. Işte, bunların karıştırılması daha önceden aslında şu da çok tartışmalara yol açıyor. Şimdi mesela
Köfteci Yusuf özelinde yine söylemeyeceğim ama işte köfte yiyoruz. Çok ama uygun fiyata çok da lezzetli deniliyor. Şimdi bu ayrım nasıl yapılacak? Hem uygun fiyat hem lezzetli nasıl oluyor? İşte bu yüzdenmiş demek ki diyenler de çıktı. Vallahi çıkabilir Melisa, şöyle artık bu da işletmenin kendi bundan sonra yapacağı halkla ilişkilere bağlı. Hı hı. Kendi imajını nasıl düzelteceğini de onu artık firma düşünecek. Biz ona bir şey diyemeyiz. Ama biz objektif olarak şunu söyleyelim. Bir, bakanlık görevini yapmıştır. İki, Yusuf eğer bir komploya kurban gittiyse ya da gittiğini söylüyorsa bunu ispat edecek. İyi bir halkla ilişkiler çalışmasıyla bu imajı temizleyecek. Yoksa benim bulunduğum nokta dediğim gibi aman kimse burada bir komplo falan varsa 12 bin kişiye istihdam sağlayan, ekmek iş veren bir işletmenin tabii ki zarar etmemesi. Ama dediğim gibi altını kalın kalın çiziyorum, tekraren söylüyorum. İşini yapan devlet kurumlarını da arkasında bir şey var, bunu bilerek yapıyorlar gibi haksız ithamlarla karalamayalım. Yani bunun bakış açısı budur. Şimdi tabii gıda çok önemli. Gıdayı hile karıştıranlar varsa tabii ki de onlar her şekilde ifşa edilsin. Ona göre vatandaş gitsin ya da gitmesin, takdiri vatandaşa bırakalım. Peki siz ne düşünüyorsunuz sevgili izleyenler Köfteci Yusuf'la ilgili? Lütfen 7. gün hashtag ile birlikte bizlerle paylaşın. Ben de merak ediyorum izleyenlerimiz ne düşünüyor? Melisa, bu ne biliyor musun? Bu bir ahlak sorunu aslında. Ticari ahlak sorunu. Evet. Yani kim sana bak 1 milyon denetim yapmış bakanlık. Bunu 2 milyona da çıkartabilir. Ama eğer bir ahlaksızlık yapmayı kafasına koyan bir işletme varsa ona kim ne yapabilir? O da işte onu vatandaş tespit edildiğinde cezalandırır kardeşim. Ya, inanılır gibi olmayan bir konuyu da söyleyeyim. Arı olmadan bal üretiyorlar. Ya bal işinde zaten çok şeyler var ya. Bal ya, bu gerçekten nasıl olabilir? Nasıl bir ahlaksızlıktır? Nasıl bir vicdansızlıktır? Şimdi bir yönde de tabii ki vatandaşımızın akıllarında şöyle bir soru oluşmaya başladı. Bizler tabii ki işte bunca zamandır gittik, yedik. Ben de yedim orada yani. Hani akılda şu, acaba biz domuz eti mi yedik? Çünkü Müslüman bir toplumuz. Bizim için hassas konular bunlar. Vallahi önemli inşallah noktalar. Öyle değildir. İnşallah değildir. O alınan numunede çıktığı kadarla sınırlıdır. Hı hı. Onun da zaten cezası kesildi. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyoruz sevgili izleyenler. 7. gün hashtag ile bizlerle paylaşın.